Evet dostlar, şimdi yılanlarımız biliyorsunuz kış uykusuna yatıyor. Yılanlarımız derken sanki hepimizin evcil hayvanı varmış gibi konuştum belki. Şimdi yılanlar kış uykusuna yatarlar. Bizim de bir yılanımız vardı. Adı Mayhoş'tu biliyorsunuz belki. Bizim Mayhoş Ekim ayında başladı hareketlerini yavaşlatmaya ve bir şey yememeye başladı. Hareketleri yavaşladı. Kasım ayı içerisinde baktık ki bu kış uykusuna yatmak istiyor. Gidiyor toprakların arasına giriyor. Böyle bir köpüğün içerisinde torftan buna kış uykusunu geçireceği bir yuva yaptık. Şimdi bugün kaç? Şubat'ın 22'si, 23'ü zannediyorum. Yani tam olarak bilmesem de. 22-23'ünde artık kertenkeleleri ortalıkta görmeye başlayınca bizim yılana bakalım dedik. Şimdi yılan burada ya sağ ya ölü. Bunu hep beraber göreceğiz. Artık uygun ortam olmadı, öldüyse de hep beraber göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş açıyorum. Bismillah diyelim. Bakalım yılan bize bu sene de arkadaşlık yapacak mı? Evet. Şu anda emin olun çok heyecanlıyım. Bir dostumun ya ölüsüyle ya dirisiyle karşılaşacağım. Evet. Bakın böyle yapmıştık bunu. Şuradan bir hava deliği bırakmıştık. Torfun içerisine gömmüştük bir şişeyle. Şişenin altı da açıktı. Evet. Evet, bizim yılanımız sağ görünüyor. Bakalım şimdi. Mayhoş. Evet, şu anda gözümdeki mutluluğa bakar mısınız? Dostum ölmemiş. Ay canım benim, canım canım canım. Ölmemiş. Çok korkuyordum bu ölmüş olacak diye ama çok şükür çok yavaş da olsa hareket ediyor. Evet dostlar, bugün emin olun çok mutlu oldum ya. Bir aydır korkuyordum, böyle açmaya korkuyordum. Ve hatta arkadaşlara diyordum ki koku falan geliyor mu oradan, kötü koku geliyor mu diye. Ölse çünkü çürüyecek, kokular gelecek. O kokunun gelmesi beni biraz teselli ediyordu ama yine de evet canım benim. Uf. Ay hadi, o sen de beni öp hadi, bak dilini çıkartıyor. Öp hadi. Öp. Şöyle bir açılalım. Kaslarımız gelişsin bir. Oh. Evet dostlar. Mayhoş ölmemiş. Şimdi bunu yuvasına götürelim, gel. Korkma 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 korkma. Evet dostlar, Mayhoş yaşıyor. Bu çok güzel bir tecrübe oldu. Şimdi yalnız Yakup Bey, bu birkaç gün daha sıcak yerde durmak isteyebilir. O yüzden bunun üzerine şey yapacağız. Ha, bunu ters koymuşlar bu sefer. Bunun üzerine içerisine bir girebileceği torftan bir yuva yapacağız. Onun içerisine girsin diye. Evet, yavaş hareketlerle şimdi saklanacak bir yer arayacak. Birden ışık fazla geldi. Bak onun altına girecek değil mi? Hadi Mayhoş, gir onun altına. Hareketleri çok yavaş. Çünkü tüm kasları kış uykusunda hareketsiz kaldı. Yuppi! Mayhoş yaşıyor eden. Gir hadi altına. Çok yavaş hareketler tabii. Onu kaldırıp altına girecek gücü yok şu anda. O yüzden şöyle yardımcı olalım biraz. Hadi.
Neyse ona torflu bir şey koyun da içerisine girsin. Evet dostlar, may hoşumuz yaşıyor. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Yine ileride may hoşla ilgili görüşmek üzere.